Mesela ben size şimdi Said Nursi Hazretleri'nin Şualar isimli eserinde ahir zamanla ilgili çok mühim konuları var. Onların ana mantıklarını anlatmış. Onları anlatmak istiyorum inşallah. 30 sene evvel yazılan matbu muhakematı bediyede bahsedilen diyor. Sedd-i Zülkarneyn ve Yecüc-Mecüc vesaire eşraat-ı kıyametten yani kıyamet alametlerine 20 mesele aziz bir dostum hatır için tebliğ edildi diyor. 30 sene evvel yazılan kitabı yazmaya herhalde 1930'lar falan oluyor aşağı Evet inşallah. yukarı. Evet. Bu zamanda diyor akide-i avamın müminini vikaye ve şuhabetten muhafaza için yazılmış. Yani şüpheden, kuşkudan kurtarmak için yazılmış. İnsanlar vesveseye açık olurlar. Kuşkuya düşebilirler. Bundan kurtarmak için yazılmış. Ahir zamanda vuku'a gelecek hadisata dair hadislerin bir kısmı müteşabihat-ı Kur'aniye gibi derin manaları var. Kur'an'daki müteşabihat-ı Kur'aniye gibi yani açık anlamı üzerine olmuyor. Mesela Cübbeli işte burada hataya düşüyor. İnşallah. Mesela Peygamber Efendimiz Mehdi diyor eline bakacak, avucuna bakacak, talebelerini görecek ve dünyanın birçok yerini görebilecek. Cübbeli'ye göre direkt avucun içine baktın mı orada bir görüntü oluşacak. O anlama geliyor. Yani o bunun bir cep telefonuna, ileri teknolojiye baktığını iddia etmiyor. Evet. Yani direkt zahir anlamı üzerine. Halbuki bakın Said Nursi diyor ki bir kısmı müteşabihat-ı Kur'aniye gibi derin manaları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez. Yani muhkem, açık ayet gibi mesela içki haramdır diyor Allah. Mesela namaz kılın diyor. Bunun tevili olmaz bu hükümlerin. Bu açıktır. Muhkem ayet. Ama diyor ki muhkemat gibi tefsir edilmez. Yani açık anlamı üstüne olmaz. Ve herkes bilemez. Yani halktan herhangi bir insan bilemez diyor. Belki tefsir yerine tevil ederler. Sırrıyla diyor vukuundan sonra meydana geldikten sonra ne demek istediği anlaşılır. Ve murat ne olduğu bilinir. Yani Cenab-ı Allah'ın kastettiğinin ne olduğu tahakkukundan sonra bilinir diyor. İlimde rasih olanlar la ya'lemul gaybe illallah gayb değil mi? Cenab-ı Allah'ın katındadır diyerek o hakikatleri ishal ederler. Bu beşinci şu an o kadar 23 mi? Evet. Bakın iman ve teklif, iman ve teklif edilmesi, ihtiyar dairesinde yani insanın iradesi dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğunu, mesela iyi insanların, kaliteli insanların, zayıf insanların bir müsabaka yapması gerekiyor bu dünyada. Ne olduğunun anlaşılması gerekiyor. Bakın olduğundan perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan perdeli, bir kere perdeli oluyor. Hadisler kapalı, hafif perdeli ve derin. Anlamı derin ve tetkik yani ilmi olayları bileceksin, sosyal olayları bileceksin, tetkik edilmesi gerekiyor olayı tam ortaya çıkarabilmek için. Ve tecrübeye yani daha önce bu konuda bilgisi olmaya muhtaç olan nazari meseleler, nazariyata dayalı meseleler elbette bedihi yani açık olmaz, sarih olmaz. Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri olmaz yani. Herkesin bakar bakmaz tasdik edeceği gibi açık olmaz diyor. İnşallah. Ta ki Ebu Bekirler alâ-i illiyyine çıksınlar. Hazreti Ebu Bekir gibi yüksek insanlar yüksek ahlaklarını iyice göstersinler. Ve Ebu Cehiller esfel-i safine düşsünler. Yani adi karaktersiz insanlar da en aşağı mertebeye düşsünler. İmtihan için. İhtiyar kalmasa teklif olmaz. Yani eğer insan iradesi yani karar verme gücü olmasa teklifin bir anlamı olmaz diyor. Bediüzzaman zaman. Ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Peygamberler hakikaten çok nadir mucize gösterdiler. Hem dar-ı teklifte gözle görülecek olan alamet-i kıyamet ve eşrat-ı saat bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi kapalı ve tevhili oluyor. İleride açıkça alenen belli olacak ahir zaman alametleri mesela bu geminin patlaması, 15 gün arayla ay güneş tutulması İnşallah. Değil mi? Evet. Ona benzer işte Fırat'ın suyunun kesilmesi. Başka? Afganistan'ın işgali. Afganistan'ın işgali başka? İran-Irak savaşı. Başka? Irak'ta bir ordunun kaybolması. Kuyruklu yıldızların çıkması. Kuyruklu yıldızların çıkması. Ekonomik kriz, kuraklık. Ekonomik kriz, kuraklık değil mi? Binalarda binalar. Evet. Bakın bir kısım müteşabihatı Kur'an'ı gibi kapalı ve tevilli oluyor. Bir kere hem kapalı
hem de tevil edilmesi, açıklanması gerekiyor, şerh edilmesi gerekiyor. Mesela biz tevil ettiğimizde veya başka bir kişi tevil ettiğinde anlaşılıyor. Yalnız güneşin mağripten çıkması bedahat derecesinde herkesi tasdika mecbur ettiğinden tövbe kapısı kapanır. Diyor ya cübbeli güneş batıdan doğduktan sonra insanlar daha 120 yıl yaşayacak diyor. Bakın evet. Bediüzzaman ne diyor? Tövbe kapısı kapanır. Maşallah. Tövbe kapısı kapanınca insanların yaşaması için bir sebep yok ki artık. Evet. Ve daha tövbe ve iman makbul olmaz. Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehiller tasdikte beraber olur. Yani hepsi iman etmeye mecbur olurlar diyor. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nuru imanın dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez. Zuhur ettiğinde Hazreti İsa Aleyhisselam bak nuru imanın nuru yani aklı derin olan Allah'tan derin korkan insanların dikkatiyle fark edilebilir diyor. Herkes bilemez. Hatta diyor diğer eşhas müthişe kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. Mesela Deccal de diyor kendini bilmez diyor. Teşbihle ve temsil suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler murur zamanla avamın nazarında hakikat telakki edildiğinden vaka mutabık çıkmıyor. Bakın tam cübbeliği tarif ediyor Bediüzzaman. Bak teşbihler ve temsiller suretinde teşbihle anlatılıyor veya temsille anlatıyor Peygamber Efendimiz. Suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler murur zamanla yani zamanın ilerlemesiyle avamın nazarında, halkın nazarında hakikat telakki edilen direkt doğrudan o şekilde olduğu zannedildiğinden vaka mutabık çıkmıyor. Yani olay vuku bulması mümkün olmuyor. Yani öyle bir şey mutabık çıkmıyor. Evet. Yanlış çıkıyor. Aynı hakikat olduğu halde, doğru olduğu halde vaka mutabakatı görünmüyor. Hiç alakasız görünüyor. Diyor ya mesela işte İtalya'da evet. Halk denizin çekildiğini fark etmeyecek. Evet. Adriyatik denizi kuruyacak diyor. Halbuki tabii Adriyatik denizi kuruyan Adriyatik denizi değil. Yani Boğaz Köprüsü'nden Mehdi'nin geçmesi anlatılıyor. O kadar. İnşallah. Yani o onu bambaşka bir şekilde getirdi. Kuru bir yoldan geçeceği söyleniyor Mehdi'nin. O kadar. Kuru yol ya denizin altından açılan yeni yola işaret ediyor. Veyahut köprüden geçmesidir. Her ikisi de. İnşallah. 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 Bir kısım hadisler İslamların ekseriyeti noktasında veya hükümeti İslamiyenin veya merkezi hilafetin noktayı nazarında vurut ettiği halde bakın merkezi hilafetin noktayı nazarında merkezi hilafet neredeydi son olarak? İstanbul. İstanbul'da. Vurut ettiği halde yani orada gerçekleştiği halde umum ehli dünyaya şamil zannedilmiş. İşte bu cübbelin hatası da burada oluyor. Ve bir cihette hususu bulunduğu halde, sadece o bölgeye has olduğu halde küllü telakki edilmiş. Her yerde zannedilmiş. Mesela rivayette vardır ki bir zaman gelecek Allah Allah diyen kalmayacak. Mesela zikirhaneler kapanacak. O mesela Rusya'da efendim değil mi? Arnavutluk'ta, zamanında evet. Bütün zikirhaneler, camiler her yer kapandı.